Evet. Anladım demeniz yeterli arkadaşlar. Toplantının kaydını tutuyoruz. Siz buraya davet eden arkadaşımızdan toplantının kaydına tekrardan ulaşabilirsiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün ekranda da gördüğünüz üzere arkadaşlar, şirket sahibi olmadan, ürün sahibi olmadan direkt kendi ticaretinizi başlatabileceğiniz, kendi işinizin startını verebileceğiniz veya bir ek gelir elde etmekle ilgili iş yapma fırsatını değerlendirebileceğiniz malzeme olsun stokuz ticaretini konuşacağız. Bugüne kadar duymuş olduğunuz hiçbir işe benzemediğini göreceksiniz. Özellikle de e-ticareti merak ediyorsanız, ben e-ticareti en kolay şekilde nasıl başlarım acaba diyorsanız, bu sunumu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Zaten toplam 10 dakika sürecek, bilginiz olsun. Ondan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz zaten, merak etmeyin. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Ali Işık. Ankaralıyım. İşletme mezunuyum. 30 yıldır da bilgisayar ve bilişim sektörleri üzerinde ticari faaliyetlerde bulunuyorum. Mağazan olsunun da kurucu ortaklarından biri olarak ticari faaliyetlerim devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde kendini tanıttıktan sonra bir de gelin size kendi şirketimizi tanıtalım. Biz kimiz, neredeyiz, nerede faaliyet gösteriyoruz? Biz arkadaşlar 2016 kuruluşluyuz. Şu an 9 yıldır Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir proje olarak İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halen de genel merkezimiz Teknopark'ta devam ediyor. Herkes için e-ticareti kolaylaştırmak için yola çıktık ve bu kolaylaştırılmış yolda şu an 3000'den fazla e-ticaret mağazasına hizmet veriyoruz. Tedarikçi ağımızda, birazdan ürünü kimler sağlıyor onları göreceksiniz. 2750'den fazla tedarikçi, anlaşmalı tedarikçi ağına sahibiz. Bu şekilde platform her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki, biz sağlamış olduğumuz kolaylık ne arkadaşlar? Mağazan olsun da çok kolaylıkla gelir elde edebileceğiniz imkanlar sunuyoruz. Özellikle de biraz önce de söyledim. E-ticaret yapmak istiyorsunuz ama e-ticaret yapmayı birazcık araştırdığınızda karşınıza ne çıkıyor? Şirket kur, ürün bul, kargo firmalarıyla anlaş ve ürünleri satmak için sermaye gerekli, e-ticaret sitesi gerekli, SSL güvenlik sertifikasıydı, bankadan ödeme almaktı. Bir sürü prosedür var daha say say bitmez açıkçası. Peki bunların hepsini sizin önünüzden kaldırsak, 3 adımda sizi kendi ticaretinizi yapmaya başlasak nasıl olur? Peki nasıl oluyor diyeceksiniz. Size uygun paketi seçiyorsunuz. Bir günde içine tüm ürünleri kurup teslim ediyoruz. Ve direkt hemen kazanmaya başlayabileceğiniz bir günde kendi ticaretinize adım atmanızı sağlıyoruz. Peki nasıl çalışıyor? Nasıl işliyor? Gelin ona bakalım beraber arkadaşlar. Lütfen bu slayta odaklanalım. Çünkü bu slaytı anladığınız andan itibaren tamamen ne kadar kolay bir hizmetle karşılaştığınızda çözmüş oluyorsunuz ve mağazan olsunun mantığını, yapısını da anlıyorsunuz arkadaşlar. Peki siz buradan karar verdiniz ve geldiniz, mağazanızı satın aldınız ve bir müşteri geldi, alışveriş gerçekleştiriyor mağazanızdan. O nasıl alışveriş yapıyor? Ürün ona nasıl gidiyor ve siz nasıl para kazanıyorsunuz? Tamamen onu görmüş olacaksınız. Müşteri siparişi geçer. Direksin mağazanızın üzerinden online olarak tahsilatı mağazan olsun gerçekleştirir arkadaşlar. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir otomatik olarak. Tedarikçi firma anlaşmalı kargolarımızla kargo gönderimini gerçekleştirir. Ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarikçi firmaya ürün ödemesini yaparız. Siz mağaza sahibine de kazancınızı anında yansıtırız arkadaşlar. İşte buradaki görmüş olduğunuz karmaşık süreç sizin için sadece birinci adımda bitiyor. Siz burada e-ticaret yaparken ne paketlemeydi, kargoydu, İşte iadeydi, iptaldi, müşterinin peşinden koş, siparişleri takip et. Bu süreçlerin hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. İşte bu platformda şu an sosyal medyada çok fazla video görüyorsunuz. Bir ev hanımı hem çocuğunu büyütüyor hem e-ticaret yapabiliyor. Bir emekli direkt emekli olduktan sonra hiç anlamadığı bir işte şu an emekli maaşının 4-5 katını kazandığını anlatıyor. Bunları birçok insanın ağzından duyabilirsiniz. Sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Peki bu insanların bu kadar kolay yapmasının altındaki neden ne arkadaşlar? İşte bu anlatmış olduğum iş yükünü onların önünden kaldırmamız. Onlar gidiyor sadece sosyal medyada tanıtım yapıyor ve bu tanıtım sonucunda gerçekleşen satışlardan kazançlarını elde ediyor. Olay bu kadar basit. İkinci avantajımız arkadaşlar e-ticaret yaparken, bırakın e-ticareti, ticaret yaparken para lazım. Yani bir mağaza açmak, ticaret yapmayı, e-ticarete atılmanız anlamına gelmez. Çoğu insan bir web sitesi aldığında veya herhangi bir şekilde bir e-ticarete başlangıç yaptığında ticaret yapacağını düşünüyor. Esas ondan sonra serüven başlar. Neden? Ürünü satacaksın, ürün müşteriye gidecek. Sen bu ürünü müşteriden o parayı alma süren 20-30 gün sürecek. Bunu döndüreceksin. Cebinde ciddi bir para olması lazım. Ve riske girmen lazım. Bunu da kolay kolay herkes yapabilir mi? Yapamaz. Peki biz size desek ki hiç riske girmeyeceğiniz,
ve direkt bir kurulum ücreti ödedikten sonra bir daha da size para lazım olmayacak bir ticaretle tanıştırsak siz. İşte burada tam da bunu yapıyoruz. Buradaki 200 binden fazla ürünü arkadaşlar siz satarken herhangi bir şekilde ne önden ne daha sonra para ödemesi yapmıyorsunuz. Sipariş geldiği andan itibaren tedarikçi ürünü gönderiyor. O satış gerçekleşiyor. Siz sadece kazancınızı ekranında görüyorsunuz. Önden para ödemediğiniz için de, ürüne para bağlamadığınız için de herhangi bir stok, depo, ürün elimde kaldı, modası geçti, zamanı geçti, döviz kurları patladı. Bu ticaretin hiçbir riski sizi bağlamıyor. Siz sadece kazancınızı biliyorsunuz. Peki, neden bizimle e-ticaret başlayın? Bunu maddeler halinde size hemen sıralayacağım arkadaşlar. Bir, en önemli avantajımız. Şirket kurmadan ticarete başlamanızı sağlıyoruz. Bunun avantajı bana ne olacak diyeceksiniz. Avantajı en kötü hesapta arkadaşlar ayda 10-15 bin TL para cebinizde kalacak. Şirket kurma masrafını geçtim. Bugün iş yapsanız da iş yapmasanız da muhasebeci gelir ay başında para ister mi? İster. İşte vergilerdi, giderlerdi, genel giderlerdi. Bunların hepsi direkt sizin iş yapmanıza bakar mı? Normal ticarette bakmaz. Onun için iş yapmışsınız, yapmamışsınız. Şirket kurduğunuz andan itibaren gider başlar. Burada herhangi bir gideriniz yok ve şirket kurma masrafına da girmenize gerek yok. Profesyonel bir platformu yani e-ticaret sitesini biz size kurup vereceğiz arkadaşlar. İçerisinde tüm ürünlerle beraber zaten birazdan örneklerini göreceksiniz. Bunun için parmağınızı kımıldatmayacaksınız. Ürün bulma derdiniz olmayacak. 200 binden fazla ürünü biz sizin mağazanıza yükleyip teslim ediyoruz. Ve bununla da yetinmiyorsanız isterseniz siz kendiniz ürünleriniz vardır. Onları da ekleyebilirsiniz mağazanıza. Hatta piyasada tanıdığınız firmalar vardır. O firmaları tedarikçi olarak ekleyip onların üründe satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bir kısıtlama yok. Riske girmeden e-ticaret yapıyorsunuz. Çünkü bu riski sizin için üstlenen kişiler arkadaşlar tedarikçiler. Bütün malın sahibi olan da onlar zaten. Direkt 2750'den fazla tedarikçi sizi burada tüm satışı yapmanızla ilgili eğitim dahil her konuda destekliyorlar. %40'a varan oranda kazanç elde ediyorsunuz. Net ciro üzerinden arkadaşlar. Bu örnekleyelim hemen isterseniz. 1000 liralık bir satış yaptınız. O ürünün karı %40. 400 TL hesabınızda görüyorsunuz. 1000 liralık bir satış yaptınız. Ürünün karı %30. Örnek veriyorum. Sektöre göre değişiyor çünkü. 300 TL'yi hesabınızda görüyorsunuz. Buradaki en güzel olay nedir diyeceksiniz. Sizin kafanızı karıştırmıyor. Ne kazanacağınızı önceden biliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde bir ürünü aldım. Ürüne işte kargo fiyatı ekleyeyim. İade iptal oranını ekleyeyim. Üzerine karımı koyayım. Ondan sonra da satış fiyatını belirleyeyim. Böyle dertleriniz olmayacak burada. Sattığınızda cebinize girecek parayı daha satmadan biliyorsunuz. Yazılım, tahsilat, fatura, sipariş, kargo, iade, müşteri hizmetleri, paketleme vesaire. Bu iş yüklerinin hiçbiri sizin üzerinizde olmayacak arkadaşlar. Siz sadece tanıtım yapıp satışınızı gerçekleştireceksiniz. Özgür bir iş yapacaksınız. Kullanım kolaylığı ile ilgili cep telefonu ve internetin olduğu her yerden çalışma özgürlüğüne sahipsiniz. İster evinizdeki koltuğun üzerinden, ister ek iş olarak bir işi yaparken, ister yazlık, ister kışlarınızdan istediğiniz gibi bu çalışmaları gerçekleştirme özgürlüğünü elde ediyorsunuz. Eğitim almanız lazım. E-ticaret yapıyorken deneyim kazanmanız lazım. Çok çok önemli. Ve bu eğitimlerde dışarıda hakikaten çok ciddi rakamlar tutabiliyor. Ödedikçe ödüyorsunuz, arkası gelmiyor. Biz burada size tüm eğitimleri ücretsiz olarak veriyoruz. Ve bizim eğitimlerimizin en önemli tarafı arkadaşlar, biz size klasik şunu şuradan yap, bunu buradan yap, dijital Instagram'ın, Facebook'un teknik özelliklerini anlatmakla ilgili vakit kaybetmiyoruz. Biz sizin bir e-ticaret mağazasından nasıl kazanç sağlayabilirsiniz, para kazanabilirsiniz, onunla ilgili tüm yol haritasını sunuyoruz. Bunlarla ilgili de birazdan örnek vermiş olacağım zaten size. Evet, devam edelim. Peki, böyle bir İşe ne kadarlık bir yatırımla sahip oluyorum? İşe diyorum arkadaşlar, peki kimin işi? Kendi işiniz. Bugün şu an burada mağazan olsun sunumunu dinliyorsunuz. Mağazan olsun bir bireyin veya bir işletmenin kendi e-ticaret işini başlatması ile ilgili ürün dahil tüm altyapı ve üst yapı hizmetlerini veren bir kuruluş arkadaşlar. Ama siz günün sonunda geldiğinizde burada mağazanolsun.com'a falan çalışmıyorsunuz. Mağazanolsun.com sizin ihtiyacınız olan tüm araçları karşılıyor. Bunu bu şekilde değerlendirmeniz çok çok önemli. İkinci bir nokta, mağazanolsun.com bir e-ticaret sitesi değil arkadaşlar. E-ticaret yapmak isteyenlere hizmet veren bir kuruluş. Normal web siteleriyle, e-ticaret siteleriyle lütfen bizi kıyaslamayın. Çünkü e-ticaret sitesi bugün görüyorum internette 5000 TL'ye e-ticaret siteleri de var.
Bazı pahalı markalarda 150 bin TL'ye kadar yıllık e-ticaret siteleri de var. Bizim bunlarla hiçbir alakamız yok. Çünkü bunların hepsi boş bir dükkandır. Senin ürünün, malın herhangi bir şekilde banka ödeme altyapı, şirket kuruluşun falan yoksa senin para kazanman mümkün değil. Bunları tamamlayıp ondan sonra direkt para kazanma sürecine geçeceksin. Ama buradan bugün almış olacağınız hizmet, ödemenizi yaparsınız, yarın satışa başlayacağınız anahtar teslim kendi işinizin başına, e-ticaret mağazanızın başına geçersiniz arkadaşlar. Böyle bir hizmet veriyoruz. Peki bunu ne kadarlık bir bedelle veriyoruz? Tek seferlik bir kurulum ücreti alıyoruz arkadaşlar. Her yıl bize 35 bin TL ödemiyorsunuz. Bir defalık bir kurulum ücretiyle şu anki bedel 35 bin TL'ye direkt kendi işinizin başına geçiyorsunuz. Bunun dışında size sürpriz bir ödeme, aylık aidatlar vesaireler çıkmaz. Yılda bir kere gideriniz olur e-ticaret yapıyorken. Sunucu bakım hizmetleri, hosting hizmetleri ve mağazanızın güvenli bir mağaza olmasını sağlayan SSL sertifikaların yıllık yenilenme bedelleridir. Bunun da bedeli şu an 1890 TL. İlk yıl bu fiyatın içerisinde biz size hediye ediyoruz. Bir yıl sonra karşınıza böyle bir rakam çıkar. Bilginiz olsun. Peki şu an bir avantajımız var mı? Evet, son günlerini yaşadığımız bir avantajımız var arkadaşlar. 35 bin TL yerine 32 bin 500 TL'ye direkt şu an bu mağazaya sahip olabiliyorsunuz. Bu da küçümsenmeyecek bir avantaj. Çünkü bugün her rakam, her para çok çok kıymetli. Ve ayrıca çok önemli iki avantajımız daha var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi direkt bu rakamı peşin fiyatına, kredi kartına 6 taksitle alabiliyorsunuz. Altını tekrar çiziyorum arkadaşlar. Peşin fiyatına, kredi kartına 6 taksitle alabiliyorsunuz. Yani aylık neredeyse yaklaşık 5.000-5.500 TL'ye kendi işinizi bugün başlatabilirsiniz. Yani bu artık kendi işimi başlatmakla ilgili bir kolaylık arıyorum, bir kolaylık gelsin dediğinizde bundan daha kolayı da karşınıza çıkmayacaktır. İkinci önemli avantajsa arkadaşlar direkt havale ile ödemelerde, EFT ile ödemelerde ekstra bu fiyatın üzerine %15 ile havale indirimi yapıyoruz şu an itibariyle. Ve bunda da son günler bilginiz olsun. Çünkü önümüzdeki süreçte olmayacak. Bunu zaten Telegram gruplarından duyurusunu yapmış vaziyetteyiz. Şu an bu imkanları değerlendirirseniz hakikaten nereden baksanız 5.000 TL'nin üzerinde bir fiyat avantajıyla direkt şeyi alma imkanına sahip, mağazayı alma imkanına sahip oluyorsunuz. Peki nasıl alıyoruz? Almak için sizi buraya yönlendiren bayi arkadaşımıza ben başlamak istiyorum, mağazamı satın almak istiyorum diyorsunuz. Onlar size satın alma linki gönderiyorlar. O linke tıklayarak ister havaleyle avantajlarını saydım, ister kredi kartı tek çekim, isterseniz de kredi kartı vade farksız peşin fiyatına 6 taksitle hemen direkt mağazanızı satın alıp kendi işinizi başlatabilirsiniz. Ondan sonra süreçlerde de zaten eğitimlerimizle bizle beraber adım adım ilerleyeceksiniz. Ödemenizi yaptığınızda eğitim platformumuz size açılır. Paneliniz açılır. Direkt Telegram gruplarına hizmet alacağınız yerlere kontağınız sağlanır. Mağazanızda içerisinde 200 binden fazla ürünle bir iş günü içerisinde size teslim ederiz. E-ticaret yolculuğumuz bu şekilde bizle birlikte başlamış olur arkadaşlar. Evet, ilk bölümü şöyle bir durduralım. Bakalım gayet hızlı bir şekilde de tamamlamışız. Bu arada da 90 kişi olmuşuz. Evet, ben size mağazalardan örnekler göstereceğim. Lütfen siz çekinmeden tüm sorularınızı sorun, sorularınızı yazın. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan bu toplantıyı birlikte tamamlayalım. Ben şimdi size örnek birkaç mağaza göstereceğim. Evet, ben ödememi yapayım ama nasıl bir ürün alacağım, nasıl bir mağaza alacağım, önünden görme şansım var mı derseniz burayı da dinleyebilirsiniz dikkatli bir şekilde. Monimor.com arkadaşlar bizim standart mağazalarımızdan bir tanesi. Mağazanızı teslim aldığınızda direkt size böyle bir mağaza teslim edeceğiz. Ama bu öyle bir mağaza ki arkadaşlar bir e-ticaret mağazası değil. Peki nedir diyeceksiniz? Bir pazar yeri. E-ticaret sitesinden çok çok daha fazlası. Bugün büyük pazar yerlerini hayal edin. Onlar nasılsa aynen öyle bir pazar yerine sahip olacaksınız. Bizim standart mağazamız bu şekilde. Profesyonel bir e-ticaret sitesi, patenti bize ait, responsive tasarıma sahip mobilde, tablette, PC'de tam uyumlu olarak çalışıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir sınırlama yapmadan direkt size tüm ana kategorileri ve alt kategorileri içerisinde ürünler yüklü şekilde hazır size teslim ediyoruz. Burada monimor.com yazıyor ama sizin markanız neyse, sizin logonuz neyse siz o şekilde yayın yapacaksınız. Birazdan zaten örneklerini görmüş olacağız. Ben tasarımdan, bu işlerden anlamıyorum diyorsanız hiç dert etmenize gerek yok. Çünkü bunların hepsi size kurulu gelecek. Siz bunların hiçbiriyle ilgili parmağınızı bile kımıldatmayacaksınız. Kendi logonuzu yükleyip satışa başlayacağınız bir e-ticaret mağazasına sahip oluyorsunuz. Burada anne bebek yöresel, işte kolajen ürünleri, gıda takviyeleri,
ev yaşam ürünleri, cilt bakım, saç bakım, mobilya, otomotiv, telefon, aklınıza ne geliyorsa güneş gözlük, iç giyim, takı, aksesuara kadar hepsini görüyorsunuz. Peki bu mağazanın en önemli özelliklerinden biri nedir derseniz arkadaşlar, bu platform sürekli büyüyor, sürekli genişliyor. Geçen ay bizim mağaza satışını gerçekleştirmiş olduğumuz mağaza sahipleri yaklaşık 150 bin ürünle mağazalarını satın aldılar. Ama ondan sonra direkt bir 100 bin ürün daha geldi, platforma eklendi. Onlar için güzel olan ne oldu biliyor musunuz? Yeni gelen ürünler için 1 lira bile ödeme yapmadılar. Mağazanın olsun öyle bir hizmet alıyorsunuz ki bir kere ödeme yapıyorsunuz. Ama daha sonrasındaki yapılan gelişmelerden, yeni tedarikçi eklemelerinden, ürün portföyünün gelişlemesinden 1 TL bile ödemeden faydalanabiliyorsunuz. Bu da çok çok kıymetli. Peki ben bu mağazada istediğim gibi bir filtreleme yapabilir miyim? Yani kafamda başka bir e-ticaret var. Onu hayal etmek istiyorum. Başka bir sektörle ilgilenmek istiyorum. Belli başlı ürünleri satmak istiyorum. Beğenmediğim ürünleri mağazama koymak istemiyorum. Bu imkanlara sahip miyim? Evet, sahipsiniz arkadaşlar. Hadi hemen örnek bakalım. Hillsmore.com ev yaşam ürünü üzerine bir mağaza. Direkt tek tıklamayla böyle bir mağazaya dönüştürebilirsiniz mağazanızı. Ev tekstili, dekorasyon, tablo. Şu anda bu ürünlerin hepsi mağazada yüklü bir şekilde size hazır teslim ediliyor. Böyle bir mağazayla da e-ticaret yolculuğunuza başlayabilirsiniz. Veya bu şekilde başladınız. Dediniz ki ya fikrimi değiştirdim. Ben moda giyim aksesuara geçmek istiyorum. Modacrown.com gibi bir mağazanız hemen anında olabilir arkadaşlar. Bu temaları hızlı bir şekilde, ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada da kadın erkek giyim üzerine son derece modern, harika tasarımı olan ve on binlerce, belki yüz binlerce içerisinde ürünü olan moda giyim üzerine bir mağazada da ne yapabilirsiniz? Satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz ve gerçekten de çok iddialı fiyatlar var. Hele yeni gelen ürünlerde. Başka bir örnek, hobbybaby.com, anne bebek üzerine bir mağazanız olabilir bu şekilde. Yine sadece anne bebek ürünleri satmak üzerine bir mağazayı yayın hayatına alıp bu şekilde anne bebek ürünleri satışını yapacağınız bir e-ticaret mağazası yapabilirsiniz. Hem bu içerideki ürünleri satarsınız. Örnek veriyorum, kendi ürününüz varsa onları eklersiniz. Örnek veriyorum, çocuk giyim üzerine güzel ürünler üreten bir firma tanıyorsunuzdur. Onu tedarikçi olarak eklersiniz. Onun ürünlerini de ele ne yapabilirsiniz? Satabilirsiniz. Yine güzel ve iddialı bir sektör, takı tasarım, legarans.com gibi bir mağazanız olabilir. Direkt saatinden, küpesinden, yüzüğünden, kolyesine kadar böyle içerisinde de ürünlerin olmuş olduğu hazır bir mağazada da ne yapabilirsiniz? Satışa başlayabilirsiniz. Ya da ben gıda satmak istiyorum, bal, reçel, sirke, tahin deyip oryans.com gibi böyle doğal ürünler satabileceğiniz bir mağazaya da mağazanızı dönüştürme imkanına sahipsiniz. Peki bunları neden gösterdim bu kadar arkadaşlar? Bunları göstermemin sebebi burada yapacağınızın sınırı yok. İstediğiniz gibi bunu değiştirip oynayabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki tasarımları hiçbirini kullanmayıp direkt kendi tasarımlarınızı bile yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek en pahalı e-ticaret platformundan hangi mağazayı alıyorsanız artısı var, eksiği yok deyip bu şekilde kapatayım orayı. Peki panelden şimdi size bilgiler paylaşıyorum. Panel dediğimiz kısım ne arkadaşlar? Back office. Cirolarımı takip ettiğim, siparişlerimi takip ettiğim, müşteri hareketlerini gördüğüm, ne kazandığımı, ne sattığımı, kazançlarımı vesaire hepsini takip ettiğim, eğitimlerimi aldığım yer diyebiliriz. Ve bir sürü bölüm var burada. Tek tek hepsini anlatmayacağım size. Burada direkt ne ciro yapmışsınız, ne kadar kazanç elde etmişsiniz ve elde etmiş olduğunuz kazançlardan aşağıdaki raporlamalara göre aylık rapor, haftalık rapor, günlük rapor, tüm bunların hepsini tek tek buradan gelirlerinizi vesairenizi takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları görüyorsunuz. Uygulama merkezinde altyapınızın ne kadar kuvvetli olduğu ile ilgili bilgi edinme şansını size sunacak. Bunu paylaşayım. Pazarlama ile ilgili direkt tüm Instagram Shop, Incibri, Facebook Shop, Google Merchant gibi tüm platformlarda satış yapmanızı sağlıyoruz ve bunları ücretsiz size sunuyoruz. Kendi ürününüz ve şirketiniz varsa Trendyol gibi direkt pazar yerlerinde entegrasyon sağlıyoruz ve direkt tamamen buradan almış olduğunuz bir mağazada kendi ürünlerinizi direkt tek tıklamayla orada da satabiliyorsunuz. Sosyal medya pazarlama araçlarının hepsini yine sizin mağazanızda ücretsiz kurulu teslim ediyoruz. Bu şekilde kurulu geliyor zaten size. Bunlar nedir diyeceksiniz. Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Google AdSense, Google Search Console, Facebook Domain, Facebook Pixel ID gibi tüm bu pazarlama araçlarına sahip oluyorsunuz. Kargo lojistikle ilgili, bunlar tedarikçileri ilgilendiriyor gerçi ama
platformla ilgili kafanızda bir soru işareti kalsın demiyorum ya. Kimlerle çalıştığımızda görün diye bunları paylaşıyoruz. MNG'sinden, yurt içinden, PTT'sinden, Surat Kargosu'na, Aras Kargosu'na, Sendao Kargo'ya kadar tüm kargo şirketleriyle anlaşmalıyız. Orada size birkaç tane şey gösterdim, tema gösterdim. Pazar yeri 1 var, pazar yeri 2 var. Organik ürünler, mücevher saat, elektronik, kozmetik, market, kitap hobi, spor, mobilya gibi tüm sektörlerde hazır tasarım olarak kullanabiliyorsunuz. Yapay zeka uygulamalarımız var. Tedarikçileri ilgilendiren bir şey ama ürünleri girerken otomatik tam Google'a uyumlu şekilde ürünleri girmesini sağlayacak yapay zeka entegrasyonları da geliştirmiş vaziyetteyiz. Yani kısaca arkadaşlar biz 9 yıllık bir yazılım firmasıyız ve bu yazılım firması ile ilgili Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay almamızı sağlayan şeyler bu geliştirmiş olduğumuz yazılımlar. Yani bunu yoldan geçen insana vermiyorlar. Bazen görüyorum sosyal medyada size ne kadar güvenebiliriz? İşte bize bu kadar güvenebilirsiniz. Onun için anlattım biraz bunları. Peki akademik kısmında eğitimle ilgili birkaç bilgi vereyim size ve hemen soru cevaplara geçeceğim. Lütfen sorularınızı yazın. Hemen sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. Bir 5 dakika daha sorularınızı, 10 dakika daha sorularınızı yazma imkanınız var. Sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdi buraya kadar her şey tamam arkadaşlar. Harika bir platform kurulmuş. Diyor ki platformu kuranlar, ben sana mağaza veriyorum, ürün veriyorum, eğitim veriyorum. İşte kargo ile ilgili uğraştırmıyorum seni. Tedarikçi bulmakla ilgili uğraştırmıyorum. Bankaya gidip hesap açmana gerek yok. Abi A'dan Z'ye velhasıl al buradan bir mağaza para kazanmaya başla. O zaman geriye kafanızda kalacak tek soru ne arkadaşlar? Peki ben bu mağazada nasıl satış yapacağım? Doğru mu? Bunun dışında başka hiçbir neyiniz kalmıyor? Kafanızda soru işareti kalmıyor para kazanmakla ilgili, kazanç elde etmekle ilgili. Peki bunu da çözmüş müyüz? Evet bunu da çözmüş vaziyetteyiz arkadaşlar. Öğrenmeye açık, ilgiyi, alakasını gösteren, gerçekten bir iş kurduğunu farkında olan her insanın kolaylıkla uygulayıp kazanç elde edebileceği bir eğitim geliştirmiş vaziyetteyiz. Peki bu eğitim ne diyeceksiniz? Biraz önce gördünüz. Yaklaşık 3 milyon TL cirosu olan bir mağazanın biz eğitimini direkt pardon yapmış olduğu çalışmaları bu şekilde eğitimleştirmiş vaziyetteyiz. Nedir bu eğitim diyeceksiniz? Direkt hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan, daha önce hiçbir e-ticaret tecrübesine bile sahip olmadan, belki bir Instagram sayfası kullanarak, belki bir TikTok, belki bir YouTube, belki bir Facebook hesabı kullanarak sosyal medyayı nasıl kazanca dönüştürüp bu şekilde e-ticaretten en kolay şekilde para kazanmanın yolunu keşfedebilirsiniz. İşte bu eğitim size bunu sağlıyor arkadaşlar. 18 bölümden oluşuyor. 30 saati toplamda bir süreye sahip ve burada size masal anlatılmıyor. Bu mağaza bu kadar ciroya giderken adım adım neler yapmış? Bir Instagram sayfası kurmuş. Bu Instagram sayfasını nasıl kurmuş? Hangi ürünleri seçmiş? Hangi tedarikçinin ürünlerini satıyor? Kurmuş olduğu sayfalarda nelere dikkat etmiş? Reklam verirken nasıl reklam vermiş? A'dan Z'ye bunların hepsini burada tek tek adım 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 görüyorsunuz arkadaşlar. Ve uygulama eğitimleri bakın. Uygulamalı eğitimleri reklam noktasına kadar doğru reklamı da nasıl vereceğinize kadar da size bu yolculukta destekliyoruz, öğretiyoruz. O saatten itibaren ben müşteriyi nasıl bulacağım, kime ne satacağım filan derdiniz olmadan 25 kuruş, 50 kuruş, 1 liralara mağazanıza müşteri çekip direkt kazanç elde edebileceğiniz bir işin sahibi oluyorsunuz. Ve kimseye de eyvallahınız olmadan kendinize çalışıyorsunuz. Evet, 7/24'te destekten bize ulaşabiliyorsunuz merkezimize. Şimdi sorulara geçelim. Şunu da bir kaldıralım. Evet. Ah gözlüğümü takayım. Cumali Bey sormuş. Merhabalar. İade edilen kargolarda nasıl bir yol izleniyor? Cumali Bey bunları mağaza sahibi olarak siz bunlarla ilgilenmiyorsunuz. Çünkü tedarikçiler ilgileniyor. Müşteri herhangi bir ürünü iade etmek istediğinde direkt anında mağazadan iade protokolünü başlatıyor. İade protokolüyle ücretsiz bir şekilde direkt tedarikçiye ürünü iade ediyor. Bununla ilgili siz bunu herhangi bir şekilde takip etme, bununla ilgili bir iş yükü oluşmuyor. Bunu da platform ve tedarikçiler olarak biz hallediyoruz. Burcu Hanım, merhaba. Ürün fiyatlarını biz mi belirliyoruz? Ürün fiyatlarını malın sahibi tedarikçiler belirliyor Burcu Hanım. Bizim en önemli avantajlarımızdan bir tanesi de bu. Sanıyorum ki bugün herkesin buraya katılma olayı para kazanmak. Peki bugün
Özellikle de herkesin iştahını kabartan pazar yerleri ve büyük bir platformlar, portallardaki en büyük problem ne? Herkes birbirini kırmaktan e-ticaret yapan insanların oradakinin çoğunun aslında para kazandığı yok. Neden? Çünkü platform herkesi alt alta sıralıyor. Ve herkes fiyatlarını kıraraktan da bir çalışma yaptığı için günün sonunda ya üretici para kazanıyor, zaten pazar yeri para kazanıyor. Onun dışındaki herkes aslında orada çok ciddi şekilde zaman ve para kaybettiğini de gözlemleyebilirsiniz. Bizim burada tedarikçi ürünü yüklerken sisteme, ürün havuzuna benim ürünüm fiyatı 1000 lira. Cumali Bey de bu fiyattan satar. Burcan'ın da bu fiyattan satar. Ama hepinizin müşteri çekme kanalı ayrı. Cumali Bey'in mağazası örnek veriyorum. Cumali'denal.com. Burcan'ın mağazası burcustore.com. Örnek veriyorum. Burcan'ım Instagram üzerinden müşteri çekiyor. Cumali Bey örnek veriyorum. Facebook üzerinden, YouTube üzerinden müşteri çekiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani burada fiyat konusunda hiçbir mağaza birbiriyle rekabete girip birbirini kırmıyor. Rümeysa Koldaş, hangi platform üzerinden açılıyor bizim mağazamız? Etsy mi, Amazon mu, eBay mı? Bunların hiçbiri değil. Direkt sizin kendi mağazanız, kendi markanız, kendi alan adınızla kendi mağazanıza sahip oluyorsunuz. Bu platformlarda mağazanız olmaz Rümeysa Hanım. Bu platformlarda standınız olur. Yani oradaki mağazaların sahibi Etsy'dir, Amazon'dur, eBay'dir. Siz oralarda sadece satış yapmakla ilgili size bir ekran verirler. Satış yaparsınız. Kendi mağazanıza sahip olmazsınız. Ha, burada o platformlarda zaten dünya devleri. Satış yapmak mantıklı mı? Mantıklı. Peki kimler için? Buraya biraz değineyim çünkü sosyal medyada çok önemli soruyor. Arkadaşlar, Etsy'de, Amazon'da, eBay'da yurt dışında satış yapacaksanız bunlarla ilgili bir kere tecrübeniz olacak. Eğer e-ticaret hiç deneyimlemediyseniz kesinlikle bir yurt içi tecrübe lazım. Benim sizlere tavsiyem. YouTube'da bu eğitim satanların anlattığı gibi değil o işler. Zaten hepsi de yavaş yavaş farklı farklı videolar da çekmeye başladı. İşte artık şunu Amazon FBA'yı tavsiye etmiyorum, şu yapmıyorum, bu yapmıyorum falan diye videolar da görüyorum. Birinci noktası tecrübe lazım. İki, oradaki anlatıldığı gibi 2000, 3000 dolarla bu işleri falan yapmanız mümkün değil. Onu da demiyorlar. 1000 dolar yeter falan vesaire. Geçiniz efendim o işi. Cebinizde çok ciddi şekilde bir sermaye olmadan yurt dışında e-ticaret yapmak hayal. Üç, ciddi de bir risk barındırıyor. Neden? Bu platformlar, hele Türkiye'ye karşı ciddi de bir ön yargıları var. 2 günde mağazanı kapatabiliyorlar. Sen o kadar emek vermiş, şunu yapmışsın falan vesaire. Çok ciddi risk barındırıyor. Ha, ben bunları evet göğüslemek istiyorum diyorsanız bunlarla ilgili evet adım atıp başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer yurt dışında e-ticaret yapacaksanız benim tavsiyem 50 bin dolar gibi bir para bir kenarda cebinizde olacak o süreçleri çevirmekle ilgili. Ali Bey ya ben küçük tek bir üründen falan başlamak istiyorum diyorsanız bile en az 10 bin dolar 15 bin dolar para cebinizde olması lazım arkadaşlar. Bunu da bugünün kuruyla çarpıp ne demek istediğimi anlarsınız. Gürkan Bey. Merhaba, ben gerçekten ilgileniyorum. Ancak sürekli aynı site örneklerini verdiğinizi görüyorum. Daha objektif inceleyebilmem için son bir ay içinde sizden hizmet alarak sesini açan örnekler gösterebilir misiniz ya da linkleri paylaşır mısınız lütfen? Gürkan Bey, biz bu şekilde bir pazarlamayı sevmiyoruz. Oradaki örnekler aynı site dediğiniz, yani buradaki almış olduğunuz mağazayla neler yapabileceğinizi anlatıyoruz. Yoksa biz zaten onunla canlı olarak şeyleri yayınlıyoruz. Kazançları bile yayınlıyoruz artık. Resmi bir gelir kaynağı da olduğumuz için şu an Türkiye'de özellikle yeni çıkan yasayla beraber bu işlemi gerçekleştirmiş olan ilk platformumuz e-devlet üzerinden başvurarak direkt resmi bir gelir kaynağı haline kazancınızı almanızı sağlayabilecek hale getirmiş vaziyetteyiz. Ama burada hiç kimseye şöyle bir göz boyama yapmakla ilgili bir derdimiz yok. Çünkü biz de burada mağazasını alıp ben size 3-4 aylık mağaza açarım. 100 bin lira gelire ulaşmış vaziyette. Ve şifreleri de var bende. Ekranda da açarım. Biraz önce bir mağaza gördünüz. 1 milyon TL'den fazla kazanç elde etmiş. Bakın ciro demiyorum. 1 milyon TL'den fazla kazanç elde etmiş. Ama bunları o mağaza sahipleri kazanıyor. Siz de kazanabilir misiniz? Belki daha fazlasını da yapabilirsiniz. Onu bilemeyiz. Ama bunun için başlayacaksınız. Ama şunu soruyorsanız Ali Bey o 1 milyon TL kazanan mağazayla bana vereceğiniz mağaza aynı mı dersiniz? Evet aynı. Aynı imkanlara, aynı ürünle, aynı eğitimleri, tüm şartları eşit bir şekilde, aynı şekilde biz size sunuyoruz. Buradaki ana nokta siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Günün sonunda onu göreceksiniz. Buradan mağazasını alıp ayda 5 bin lira kazanan da var.
Buradan mağazasını alıp aylık 250 bin lira kazanan mağaza sahibimiz de var. İkisine de biz aynı hizmeti veriyoruz. Diğerine bir tane eksik vermiş olduğumuz hiçbir hizmet yok. Onun için çok objektif olduğumuzu düşünüyorum bu noktayla ilgili. Yani direkt hani böyle işi şova döküp burada bu kadar para kazanırsın, gel vatandaş sen de der gibi bizim bir ticari derdimiz yok. Bizim çünkü olayımız bu değil. Olayımız Gürkan Bey'in e-ticaret yapması ile ilgili gidip birçok sorunu, birçok işte yükü, maliyeti ortadan kaldırıp kolay bir şekilde e-ticaret yapması ile ilgili zemini hazırlıyoruz. Ha, bu zemini, bu imkanı Gürkan Bey ve diğer misafirlerimiz, e-ticaret yapmak isteyen kişiler nasıl kullanabilir, ne kadar etkili kullanır, onların ilgi ve alakaları belirleyecek kazançların. Rami Bey, kendi ürünümüz için siz depo yeri sağlıyor musunuz? Biz depo yeri sağlamıyoruz. Direkt siz zaten anlaşmalı kargolarımızla direkt gönderebiliyorsunuz Rami Bey. Herhangi bir şekilde depoya falan göndermenize gerek yok. Direkt sizin adresinizden gelip zaten kargo firması teslim alıyor. Siz de götürüp teslim edebilirsiniz. Bizim anlaşmalı kargolarımızı da kullanabiliyorsunuz kendi ürünleriniz için. Bir depoya gerek yok. Bir depo ücreti, o masraflara falan girmenize gerek yok. Bakın burada altını tekrar çizeceğim arkadaşlar. Biz de tek sefer bir ödeme yapıyorsunuz. Bir daha e-ticaret veya bırakın e-ticaret. Ticaret her ay gider demek. Her ay masraf demek. Burada hiçbir masrafla falan vesaire işiniz olmayacak. Depo paraları falan ödemenize gerek yok. Kamile Hanım, fiyat güncellemeleri otomatik ekleniyor mu sitemize? Aynen otomatik ekleniyor. Siz bunlarla uğraşmıyorsunuz Kamile Hanım. Zoom kullanıcısı, tedarikçilerin fiyatları yüksek ise müşteri kaybettirmez mi peki? Zaten bununla ilgili eğitim veriyoruz. Tedarikçinin fiyatı yüksekse ise o ürün, tedarikçinin ürünlerini satmak zorunda değilsiniz. Yani burada 2750 tane tedarikçi var. İçerisinde sadece sizin ürünlerinizi satmakla ilgili şey yapanlar var, siz söyleyin. O imkanı tanıyanlar var. Yani rakipsizsiniz. Sadece sizin mağazanızda var o ürünler, öyle düşünün. Bütün her yerde aynı fiyat politikasını uygulayan tedarikçiler var. Fiyatı yüksek kalanlar var. Ama burada zaten siz hem alacağınız eğitimlerle de kendi yapacağınız çalışmalarla da doğru ürünü, doğru tedarikçi, doğru fiyat politikasını hepsini zaten vermiş olacağımız eğitimlerle de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani pahalı olanları satmak zorunda değilsiniz. Hemen mağazanızdan engelleyebiliyorsunuz. Ömer Bey, doğal ahşap üreticisiyim. Sadece kendi ürünlerimi satmak istiyorum. Mesela 1000 TL fiyat koyduğumuz ürünümüzün bize geri dönüşü nasıl oluyor? Burada kendiniz buradan mağaza aldınız diyelim Ömer Bey. Sadece %5 komisyonla direkt satıyorsunuz. Yani 1000 liralık bir ürün sattınız diyelim. 50 liralık masrafı da olur. 950 TL hesabınıza yatar. O şekilde söyleyeyim. Aldığımız ürünler ekstra fiyatları bize mi ait? Ekstra fiyat falan yok. Aldığınız ürünlere falan para falan ödemiyorsunuz. Çok şaşıracak sizi tabii. Yani yok böyle bir hizmet çünkü şu an Türkiye'de. Bunları söylerken tabii işi biraz bilip piyasayı araştıranlar için hakikaten çok şaşırtıcı oluyor. Yani hiçbir bilgisi olmayan için ya aman bunlar ne veriyor ki gibisinden de olabiliyor. Onun için aslında biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde aldığınız ürünlere ekstra para, fiyat falan vesaire belirlemenize gerek yok. Siz o ürünlerin sadece satışını yapıp, tanıtımını yapıp, o ürünün kârı neyse zaten önceden biliyorsunuz da ne kazanacağınızı, direkt net kazancınızı biliyorsunuz. Zehra Hanım, merhabalar. Ben mağazamı dün teslim aldım. Hayırlı olsun. Eğitimlere ilk hangi eğitimle başlamam lazım ve bayilik alanlar nasıl ilerleyecek? Zehra Hanım, direkt benim size tavsiyem biraz önce akademi kanalından gösterdim. Akademi kanalında direkt pilot eğitim var. Pilot eğitim ne demek? Özellikle de hiçbir şey bilmiyorsanız örnek veriyorum. Ya benim önümde bir kılavuz olsun. Kopyalayabileceğim. Direkt onların yaptığının aynısını yapabileceğim. Çünkü bizde burada çok enteresan örnekler var arkadaşlar. Yani direkt şu an diyorum ya birkaç aylık zamana. Bırakın birkaç aylığı buraya ek iş olarak başlayıp 7. 8. ayda işini bırakıp sadece ana iş olarak bunu yapan ve hakikaten 6 haneli kazançlar elde eden insanlar çıkmış vaziyette. Peki bu insanlar bu kadar hızlı nasıl büyük ve gerçekten bu ciddi kazançları nasıl elde ediyorlar diyorsanız Zehra Hanım, yaptıkları ana nokta aslında bu yapılan çalışmayı birebir kopyalıyorlar. Tabii ki kendileriniz öğrendiğinde daha da gelişiyor, daha da ilerliyorsunuz. Zaman içerisinde görüyorsunuz. Bayilikle ilgili direkt size sonuçta bayilikle beraber aldıysanız bayiliği vermiş olan bayi arkadaşımızın yapmış olduğu çalışmaları kopyalayabilirsiniz. Ondan destek alabilirsiniz bu konuda.
Akademik alanında bununla da ilgili eğitim var bilginize. Zoom kullanıcısı, satacağımız ürünü Instagram ve hesabına nasıl yüklüyoruz? Eğitim paketinde öğretiliyor mu? Öğretiliyor ki ürün yüklemeyle ilgili falan değil, çok daha efektif bir şekilde bir Instagram üzerinden nasıl satış yaparsınız? Bu eğitimleri ücretsiz veriyoruz bir de düşünün. Bunun tam nokta atışını öğreniyorsunuz. Ve en önemli noktası da şu, müşteri peşinde koşmuyorsunuz. O müşterinin size gelmesini sağlayacak bir eğitim öğrenmiş oluyorsunuz. Bence bu paha biçilemez. Hani bu eğitimin Ali Bey kanıtı var mı derseniz var. Zoom kullanıcısı misafirimiz. Şu an sizsiniz mesela. Bu toplantıya mesela katılmanızı mutlaka bir bayi arkadaşımızın reklamını gördünüz. Bir Instagram hesabına veya bir YouTube videosuna denk geldiniz. Ben de bilgi almak istiyorum deyip bu şekilde toplantıya katılmış oldunuz. Çünkü dijital algoritmalar hepimiz bugün bizim dahil neden hoşlanıyorum, ne satın almak istiyorum, neyin arayışındayım, ek gelir mi elde etmek istiyorum, para mı kazanmak istiyorum, bütün bu veriyi veriyor. Onun için dijital dünyada işte normal bazı klasik esnaflar falan kızıyor dijital iş yapanlara da oturduğunuz yerden evinizde bu cep telefonuyla hakikaten çok ciddi para kazanabilirsiniz. Bakın para demiyorum. Çok ciddi para kazanabilirsiniz. Sınırı mı? Sınırını siz belirleyebilirsiniz. Ben burada size rakamlar söylerim kafamdaki. Hakikaten bir mağaza alanın burada ürünü ve şirketi olmadan ne para kazanacağıyla ilgili hadi canım diyebilirsiniz. Çünkü insanın aklının alabileceği şey o anki yaşantısıyla alakalı ve o anki elde etmiş olduğu gelirlerle alakalı. Örnek veriyorum, ben bugün asgari ücret geliri elde eden birisine ya bugün her gün burada asgari ücrete yakın para kazanırsın dediğimde hadi canım böyle bir işim var derdi. Ama bizde şu an var bunlar yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Onun için herkes kendi deneyimini, kendi tecrübesini, kendi yolculuğunu keşfede keşfede ilerleyerek öğrenecek. Önemli olan ana nokta şu. Bu yol doğru bir yol mu? Bu yol benim kafamı ağrıtır mı? Benim hayatımda sıkıntılı süreçler yaratır mı? Çünkü ticaret evet güzeldir ama işler yolunda gitmezse kira gelir, işte aylık masraflar gelir, personel ücreti gelir, depoydu, stoktu, elinde mallar kalır. Bunlar çok riskli olaylar. Peki burada size sormak istediğim soru şu, şu an kendi işini yapmak isteyen herkese. Burada hiçbir tane böyle risk görüyor musunuz? Yok. O zaman burada korkusuz bir şekilde esas amacınız, özellikle yeni mağazasını alan arkadaşlarıma da tavsiyem, ne kazanacağımdan daha çok ben bunu öğrenmek, keşfetmek, ilerlemekle ilgili verilen her şeyi almaya çalışın. Günün sonunda göreceksiniz zaten ne kadar böyle ilerledikçe kazancınızın, paranızın da katlandığını ve tahmininizin ötesine, hayalinizin ötesine geçtiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız inşallah. Sosyal medya ile ilgili nokta atışı bir eğitim veriyoruz, evet. Kamil Hanım, sosyal medyamızı kendimiz kurup tanıtıyoruz değil mi? Olay pazarlayabilmek de doğru mu anladım? Aynen öyle. Ama önemli olan nokta şu Kamil Hanım, bir mağazanız var. Sosyal medya ile ilgili yapacağınız çalışmalarla ilgili önünüzde bir örnek var. Hemen mağazaya gidip sosyal medyada da Instagram'ı açıp eş zamanlı hepsini birlikte yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir anahtar teslim paket almanın en mantıklı tarafı bu. Örnek veriyorum, bugün gittiniz çok da pahalı bir eğitim aldınız. Hani biz ücretsiz veriyoruz ve kıymeti bilinmeyebiliyor bazen. Ama emin olun piyasadaki alacağınız en pahalı eğitimden hiçbir eksiği var, artısı var, eksiği yok. Onu da çok iddia ederim yani çok rahat bir şekilde. Güzel olan tarafı ne böyle bir paket almanın? İnsanlar gidiyor eğitim alıyor. Dijital dünyada bunu görüyor. Kendimi geliştireyim diye. Eyvallah güzel. Ama almış olduğu eğitimi uygulayabileceği bir mağazası, bir şeyi yok. Elinde herhangi bir şekilde işi yok. Teorik eğitim alıyor, alıyor, alıyor. Uygulama olmayınca şu anki Türkiye'deki İngilizce eğitimine dönüyor olay. Habire İngilizce eğitimi alıyoruz ama kimse sokakta konuşamıyor. Neden? Çünkü uygulama yok. E-ticaret de böyle. Klasik e-ticaret eğitimleri alıp alanlar dışarıda gidip bol bol eğitim oluyor. Ama para kazanmaya döndürmedikten sonra işi ne yapacağım ben o eğitimi? Kendimi geliştirmeye mümkün değil ki. İşte bu anahtar teslim dediğimiz bizim iş modeli hepsini kapsıyor. İşinin başına geç, eğitimini al, uygula, kazancını elde et. Soner Bey, Ali Bey merhaba. E-ticaret yaparken dışarıdan toptancıdan bir ürün alıp siteye ekleyip kendimiz satış yapabiliyor muyuz? Evet. Sitede kendi adımıza kurulum yaptıktan sonra sadece sizin kurduğunuz bayiler ürünlerimi satış yapıyoruz. Hayır, sınırsız. İster bizim verdiğimiz ürünleri satın. İster bizim vermiş olduğumuz ürünler içinden bazılarını seçin satın. Hepsini satmak zorunda da değilsiniz. İster bu ürünlerin ben hiçbirini istemiyorum. Kendim ürün bulacağım, kendim dışarıdan tedarikçi bulacağım dediğiniz gibi. O tedarikçinin ürünlerini satın. İster kendiniz evinizde ürün üretiyorsunuz, onu yükleyin satın.
tamamen sınırsız bir şekilde yapabileceğiniz bir şey var, imkan var Soner Bey. Direkt dışarıdan toptancıdan alacağınız ürünleri de ekleyip satabilirsiniz mağazanızda. Herhangi bir limit veya kısıtlama yok bunlarla ilgili. Biz konuyu anlattığımız zaman bazen şey düşünülebiliyor. İşte 270 bin ürün var, bu 270 bin ürünü satacağım. Hayır. Siz direkt kendiniz de herhangi bir toptancıdan ürün alıp satabilirsiniz. Ama öyle bir imkanınız olacak düşünsenize. Toptancıdan almış olduğunuz ürünü de satıyorsunuz. Yanına buradaki hoşunuza giden ürünleri de eklediniz. Yani böyle bayağı bir kapsamlı, donanımlı e-ticaret mağazasına olayı çevirebilirsiniz. Bugün itibariyle kendi başınıza normalde e-ticarete başlasanız, gittiniz bir tane ürün aldınız diyelim toptancıdan veya bir alana girdiniz. Hem çok ciddi maliyetler, hem sadece tek bir ürünü sadece sayfaya koyduğunda çok çıplak duracaktır. Herhangi bir şekilde şey yapmayacaktır. Müşteriyi gördüğü zaman o mağaza tatmin etmeyecektir. Ama böyle bir mağazanız olduğunuzda, evet yoğunlukla kendi ürününüzün tanıtımlarını yapıp bununla uğraşıp bunu satarsınız. Ama dolu dolu da bir mağazaya da sahip olursunuz. Bu da bu işin artısı. Evet. Akın Bey, cevaplamadığım, atladığım soru veya size gelen soru oldu mu? Ali Bey, ben de şu var, hiç bilmeyen birisi yapabilir mi diye sormuşlar. Yapabilir. Yani biraz önce de anlattım. Bizde bir sürü örnek var. Ama bunu söylediğimizde çoğu insana inandırıcı gelmez. Yani bugün kendi de artık videosunda açıkladı. Bir ev hanımımız var mesela. Sıfır bilgiyle geldi. Bugün bu işten arabasını kazandı. Bir ek gelir elde edeyim diye başladı. Hani onun özelliği aslında videoda yayınladığı için söylüyorum. Bugüne kadar da kimseyle paylaşmadım. Arabasını da aldı. Bırakın arabasını da. Yanında başka birine artık ek gelir veriyor yani. Bir asistan çalıştırabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle hikayeler var bizde. Çok fazla da var. Özellikle hiç bilmeyen birisinde önemli olan kişinin kendisine şunu sorması lazım. Ya ben gerçekten para kazanmak istiyor muyum? Kendi işimi yapmak istiyor muyum? Bu konuda gerçekten samimi miyim? Bunun cevabını verecek. Bu bir evet, okey. İkinci noktası da ben öğrenmeye açık bir insan mıyım? Çünkü burada sınırsız imkan var. Burada derken sadece biz de kastetmiyorum arkadaşlar. Yani bugün itibariyle bir insan gerçekten ciddiyse ve bilgiyi edinmek de istiyorsa bırakın sadece bizim verdiğimizi. Bugün YouTube, bugün Google, bugün yapay zekalar inanılmaz noktaya gelmiş. Sen yeter ki öğrenmek iste diyor. Çarşaf çarşaf videolar, istemediğiniz kadar bilgiler, derya deniz. Bugünün insanlığının en büyük problemi odaklanmak ve aslında tembellik. Eğer ben tembel değilim diyorsanız, ben gerçekten yapıp başka birine çalışacağıma, kendime çalışıp, kendi paramı kazanıp bu hayatın tadını çıkaracağım, keyifli de bir iş arıyorum, strese girmeden, riske girmeden bir iş yapmak istiyorum diyorsanız, bu iş mükemmel bir iş arkadaşlar. Bunu sadece kurucusu olduğum için falan söylemiyorum yani. Harbi harika bir iş. Neden? Bir işte ne ararsınız arkadaşlar? Stres, yük olmasın. Normal esnaflıktan gelen bir insanım ben. 30 senedir. Evet, çok ciddi paralar falan kazanıyoruz. Ama aynı zamanda parayı kazanırken stres yaşıyor muyuz? Onu bir bakmanız lazım. Bugün herhangi bir şekilde kurlar oynadığında, piyasa sallandığında çok ciddi şekilde esnaf da sallanıyor. Bir pandemi yaşadık. Özellikle kafe ve restoran gibi esnafın telef oldu. Yani tanımış olduğum her 10 kişiden restoran sektöründe çalışanın sadece ikisi üçü ayakta kalabildi. Diğerleri ciddi şekilde bir sürü risklere girerekler şey yaptılar. Konforlarını da, ellerindeki evi, arabayı da kaybedecek halde o ticaretten gittiler. Ama stokuzu ticaret sen hiçbir şekilde yükün altına girmeden sana çalışma imkanı veriyor. Ha ne para kazanırsın? Çok ciddi de para kazanabilirsin. Söyleyeceğim abartı gelebilir belki, gelene de gelsin. Yani direkt ben şu işten aylık 1 milyon kazanacak insanlar çıkacağını düşünüyorum. Yani çünkü o noktaya doğru gidiyor. Ya insanın şirkete ürünü olmadan bu kadar para kazanılır mı diyeceksin. Kazanılır çünkü limit yok. Ha bugün itibariyle görüyorum Instagram'a şeye reklam çıkıp vızır vızır müşteri çekebiliyorsun. Vermiş olduğun reklamlarla vesaire. Bunu da kendini geliştirirsen satışa döndürmekle ilgili çok ciddi şeyler yapabiliyorsun. Cirolar yapabiliyorsun. Kazançlar elde edebiliyorsun. Onun için burada sınır yok. Siz yeter ki yapmak istiyorsanız hayalinizin ötesine bir noktaya gidebilir. Hiçbir bilgi sahibi olmanız da çok çok da önemli değil, gerek de değil. Önemli olan aç olmak. Neye aç olmak? Öğrenmeye aç olmak. Eğer öğrenmeye açsanız, kendinizi geliştirmeye açsanız hakikaten yapın. Bu konularda ben çok şeyim aslında. Sabaha kadar konuşabilirim, doluyum. Ben mesela gençlerim falan böyle gidip 2 kuruş paralara, hele böyle üniversiteler falan bitirmiş. Adam üniversite bitirmiş. Kadın üniversite bitirmiş. Örnek veriyorum.
Ama gidiyorum bakıyorum 20 bin lira falan maaşlarla çalışmak için acayip arayış içerisindeler. Ya daha gençsin de gel otursana şunun başına. Burada senin hiçbir yere falan kımıldamana gitmene gerek kalmadan bu gelirleri çok çok daha fazlasını elde edebileceğin imkanlar var. Ne KPSS'siz ne şeyi. Çok güzel internette bir yazı gördüm ki geçen biri paylaşmış. Yani bugün dışarıda çalışan insan bile örnek veriyorum 20 bin lira 25 bin lira aldı diyelim. Bunun yol parası orada gitti bir sabah kafeye uğradı bir işte poğaça aldı bir bilmem ne aldı hesap etmiş. Ya zaten maaşının 6-7 bin TL'si bu rakamlara gidiyor bir de düşün yani. Bizim evde bu işi yapan arkadaşımızın 1 lira masrafı yok. Sıfır gider sıfır. Geriye kalan hepsi cebine kazanç, kar. Böyle bir iş arkadaşlar. Umarım herkesin değerlendirmesine vesile oluruz. Evet çok konuştum bununla ilgili. İsterseniz toparlayayım. Akın Bey var mı başka soru? Yok, başka soru yok Ali Bey. Evet zaten olsaymış onlarla da dolduracağız. İlerleyecek gidecek. Evet arkadaşlar Latife yapıyoruz ama sade de gelelim isterseniz. Bugün itibariyle online ticaret yapıp gelir elde etmek istiyorsanız ve riske girmek istemiyorsanız kendime çalışacağım, güvenli olsun, kalıcı olsun, yeri yurdu belli olsun ve uğraştığıma da değsin diyeceğiniz bir iş yapmak istiyorsanız direkt mağazan olsun, stokse ticaretini hiç tereddütsüz size tavsiye ederim gönül rahatlığıyla. Bunu da güzel bir şekilde değerlendirdiğinizde gerçekten çok keyifli bir işinde sahip olursunuz. İnşallah siz de bu şekilde değerlendirenlerden olursunuz diyelim. Bizlik bugünlük bu kadar. Çok önemli fırsatlar var. Fiyat avantajları var. %15 havaleyle ödeme gibi. Peşin fiyatına kredi kartıyla 6 taksit gibi. Yani hiç kimse şununla gelmesin. Ya çok istiyorum Ali Bey de ben bunu parayı ayarlayamıyorum. Ben onlara kısaca şunu diyorum arkadaşlar. Belki birazcık itici görülebilirim ama geçiniz efendim diyorum. Yani sen gerçekten bunu bu şekilde yakalamak istiyorsan artık peşin fiyatına 6 taksit aylık 5.000 TL gibi bir rakama geliyor. Bugün 5.000 TL'ye ne yapabiliyorsun? 30.000 TL'ye ne yapabiliyorsun? Dışarıda ne yapabilirsin? Çok rahat bir şekilde bunları şey yapabilirsiniz. Kurabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok örneğini gördüm ben bunların. Çünkü toplantılarda veya şeyde görüyorum. Mümkün değil o parayı bulamıyor. Ama işi anlayıp gerçekten kafasında oturtturduğu andan itibaren insanlar direkt bizim üst paketlerimizi bile alıyorlar. Yani işte bayilikle beraber olanları falan. Demek ki mesele mevzu para değil. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Avantajları kaçırmadan hepinizin değerlendirmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.